Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT AYT Geometri Soru kitabındaki 1. bölüm 8. testin çözümünü yapacağız. Üniversiteliğim testlerine başlıyoruz haberiniz olsun. Çözümlere başlayalım. Şekildeki karelendirilmiş düzlemsel bölgelerde verilen noktalar, doğrular, doğru parçaları ve ışınlar için verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye söyleniyor arkadaşlar bize. Bakalım AC ile CD birbirine eşittir demiş. Hocam AC ile CD birbirine eşittir. Evet şuradaki pisagor bağıntılarından çıkar. 1 2 kök 5 1 2 kök 5 ya da hocam bunlar zaten şöyle bakacak olursak şu dikdörtgen 1 2'lik dikdörtgenin köşegeni bu da 1 2'lik dikdörtgenin köşegeni deyip oradan da yorum yapabilirsiniz. Birincisi doğru mu arkadaşlar? Doğru. Hadi bakalım ikincisine gelelim şimdi. KL KL ama sadece KL değil arkadaşlar. Herhangi bir kesişim yani şey yok, köşeli parantez yok. Bu KL doğrusu demek arkadaşlar. KL doğrusunu çizdim. Kesişim FG F'den başlayıp G doğrultusunda ne yapacağız arkadaşlar? Sonsuza kadar gideceğiz. F'den başlayıp G doğrultusunda sonsuza kadar gideceğiz. Bunun kesişimi neresidir arkadaşlar? Siyahla mavinin kesimi işte tam olarak burasıdır hocam. Yani F'den başlayıp sonsuza kadar gideceğim. FG ışındır. Doğru. E sonra devam edelim. P eleman OE. Bakıyoruz şimdi. P O, OE sadece bu doğru değil. Sonsuza kadar gitmesi lazım sonsuza kadar götürdüğüm zaman bak hiçbir köşeli parantez olmadığı için parantez olmadığı için doğru anlamındadır. P doğrunun elemanı oldu, doğrudur. F I ile I'ye bakıyorum. P. Hocam şunun ile RT birbirine eştir. Bu eşitliğin üstünde benzerlik işareti olursa eş demektir. RT'ye bakıyorum. RT. Arkadaşlar bu uzunluklar birbirine eş değil. Bunun uzunluğu 1 2 3 4 birim, bunun uzunluğu Bakın 2, 4, 2 kök 5. Pisagor bağıntısından da bulabilirsiniz. Yani cevap böylelikle. deniz çıktı. Öbürüne bakalım. AB yine de içi garantiye alalım. AB ile AB ile AB. Neredesin abi? Ha şu. Ama AB ışını A'dan başlayacak. B'de olursa sonsuza kadar gidecek. Kesim TU. T ile U'ya bakıyorum arkadaşlar. Bir sürü harf var ya. TU. İşte bu. Kesimleri boş kümedir. Evet. Bunlar birbirine paralel doğrular. kesişmezler arkadaşlar. Kesinlikle bu da doğrudur. O zaman cevap kesinlikle denizli diyebiliriz. Evet geldik ikinci soruya. İkinci soruda ne demiş arkadaşlar? İkinci soruda ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur diye soruluyor. Arkadaşlar A artı B 180 ise M paralel T'dir. Şunlar birbirine paraleldir demiş. Şimdi B açısı burada. B açısı burada da A açısı var. Burada B'yi yalnız bırakacak olursam 180-A'ya eşit değil midir? Evet. Hocam B yerine 180-A yazarsam şu ikisinin toplamı 180 olacağından burası da A olmak zorunda değil mi? 180 eksi A ile A'yı toplarsam 180 yapar. E arkadaşlar burada baktığınız zaman aynı yöne bakan doğrular var burada. E yöndeş açılar. E bunlar birbirine eşit. E bunlar da birbirine eşitse bunlar da birbirine paraleldir. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Birincisi doğru oldu. Sonra A, B, C, E'nin toplamı kaç? 360 ise bunlar birbirine paraleldir demiş. Bakalım arkadaşlar. Şimdi A, B, C ve E'nin toplamı 360 derece ise o zaman bunlar paraleldir diyor. Vallahi arkadaşlar ben buna 20 desem buna atıyorum 160 değil de şöyle desem bu 160 olsa evet bu 120 bu 20 bu 160 olsa bu 30 bu da 120 olsa bu da 120 olsa şunlara baktığınız zaman paralellik şartı var mı arkadaşlar şöyle çünkü kesinlikle doğrudur dediği her şart için sağlanacak. Burada da A B C E var. A B C E'ye. Evet şu x'in toplamı 180 bu x'in toplamı 180 dedik. E, bu 30 ken burası da 150 diyeceğiz pardon. Şu x'in toplamı da 180 hepsinin toplamı 360 yaptı. Ama burası 20 ken burası 30. Yöndeş açı sağlanmadı, paralellik sağlanmadı. Yani biz buna garanti veremeyiz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ondan sonra birine bakalım. A ile C birbirine eşitse A ile C birbirine eşit. A ile C birbirine eşit ise kesen doğru da aynı yöne bakıyorlar. Bunlar kesinlikle paraleldir diyebiliriz. Sonra B artı D de 180 ise B ile D'nin toplamı da 180 ise. Yani burada e, B açısına 180 eksi B açısına 180 eksi D dersek 180 eksi D dersek o zaman arkadaşlar burası da 180 eksi D oldu. Ve burada şu ikisinin toplamı 180 oldu. Karşı durumlu açılar oldu. O zaman bunlar da birbirine paralel olmak zorunda şu ikisi de. O zaman bu ikisi de sağlandığı zaman her üçü birden paralel oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. O zaman bu ifade de doğru oldu. Cevabımız ne yaptı o zaman? Edremit yaptı arkadaşlar. Evet geldik üçüncü soruya. Bir kitap şekildeki gibi bir köşe zemine gelecek şekilde tutuluyor. E tamam kitapta da arkadaşlar bütün köşeler 90 derece zaten 90 derece diye belirtmiş. Bu açı ortay bu açı ortay. Bize diyor ki ne diyor? Buna göre bu kitabın zemine değen köşesini oluşturan kenarları ile zemin arasında kalan açı ortayları arasındaki açı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şuralara bir A diyelim mi? Diyelim. Buralarda bir BB diyelim mi? Diyelim. Hocam şöyle baktığımız zaman 2A artı 2B artı 90 eşittir 180 değil midir? E buradan 2A artı 2B 90 yapar. E A artı B de buradan kaç yapacaktır arkadaşlar? 45 derece yapacaktır. Bizden ne isteniyor? Bizden şuradaki açı ortaylar arasındaki açı isteniyor. Yani A artı B artı 90 isteniyor. E arkadaşım burayı 45 bulduk. O zaman 45 ile 90 toplamı kaç yapıyor? 135 derece yapıyor. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? Üçüncü soruda Denizli çıktı arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda ne verilmiş? Bunlar ikizkenar kenar verilmiş. Bir de AB ile BC eşit verilmiş. Bak dikkat. AB ile BC eşit. Tamam. A ile B arasındaki bağıntı soruluyor bana. Hocam şöyle yapabiliriz. Burası A iken bunlar 180 eksi A bölü 2 yazmak sıkıntı oluyor. Hani 90 eksi A bölü 2 falan filan. A bölü 2'ye giriyorum. Sıkıntı yaşayacağım belli. Ha çıkar da sıkıntı yaşar. O zaman B'ye yoğunlaşayım. Hocam B'ye baktığım zaman da şurada bir dik üçgen var. Dik üçgendeki diğer iki açının toplamı nedir? 90'dır. Hocam burası B ise o zaman burası nedir? Kesinlikle 90 eksi B'dir arkadaşım. Değil mi? Şurada kaç? E tamam burası 90 eksi B. Şu ikizkenar kenar üçgen değil mi? Bu ikiz kenar üçgen olduğu için bu açıyla bu açı eşit değil mi? Evet. Yani burası a artı 90 eksi b. O zaman burası da a artı 90 eksi b yapar. E hocam şunda da şu ikiz kenar. Burası da a artı 90 eksi b yapmak zorunda değil mi? Evet. Şunların toplamı yani a artı 90 eksi b artı a artı 90 eksi b artı a üçgen iç açıları toplamı eşittir 180 derecedir. 90 90 180 180'ler gitti. 1 2 3 tane A var. 3A 2B'yi de öbür tarafa atayım. Ya da böyle kalsın 3A eksi 2B eşittir. Sıfır mı yaptı buradan? Aynen öyle. Yani 3A eksi 2B eşit sıfır. Şıklarda yok ama tam tersi var. Öbür tarafa atılmışı var. Şuna sıfır desem. Öbür tarafa attığımız zaman eksi 2B artı 2B oldu. 3A da eksi 3A oldu arkadaşlar. 2B eksi 3A sıfır oldu arkadaşlar. Yani dördüncü sorunun cevabı böylelikle Cihan oldu. Geldik 5'e. Aşağıda bir rüzgar tribünün pervaneleri gösterilmiştir. Tribünün pervaneleri uzun, pervane uzunlukları birbirine eş ve her pervanenin tepe açısı 10 derecedir. Buna göre diyor pervanelerin arasındaki birbirine eş olan açılardan her birinin ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bunların hepsi birbirine eşit dememiş mi arkadaşlar demiş. E bunlar birbirine eşitse hocam şu ikiz kenar bu ikiz kenar bu ikiz kenar olmuyor mu? Tepe açısı 10 180'den 10 çıkart. 172'ye böl. 85 85 geldi buraları. Hocam burası da 85 85 geldi. Hocam burası da 85 85 geldi. E ne yapacağız? Hocam bu pervane kanatlarının hepsi özdeş değil mi? Özdeş olduğundan dolayı şuradaki tabanları da birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Yani burada bir ne çıktı? eşkenar üçgen çıktı. Buradaki açı 60 derece. Burası da 60, burası da 60 oldu mu? Oldu. Ben artık bir tane soru işaretini bulurum arkadaşlar. Şurası 60 oldu mu? Oldu hemen yazalım onu nereye kaybolduysa Evet 85 60 85 ve x'in toplamı yazıyoruz arkadaşlar x artı 85 artı 85 artı bir de 60 derecenin toplamı 180 olacağından 85 85 170 60 daha 230 e, Burası toplamda 360 yapacak Pardon 200, 360'dan da 230 çıkınca kaç kalıyor? 130 derece kalıyor arkadaşlar. Yani 5. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 6. soruya. Hocam bunlar eşit. Bunlar eşit. E o zaman ne çıktı? Şunlar eşit. Bunlar eşitse bir orta ban çıktı. E orta bansa hocam şunlar birbirine paralel ve 1'e 2 oran vardır. Yani burası K iken burası 2K'dır. Hocam çift çizgiler 2K 2K yazalım şuraya. A bir şey çıktı burada. Bir dik üçgen çıktı. Ve bunu bilmeliyiz tabii ki. Hocam 90'ın karşısı 2K hangi açının karşısı K'dır? Özel üçgen 30-60-90 üçgeni 30'un karşısıdır arkadaşlar. 30-60-90 üçgeni. Tamam daha 30-60-90 üçgeni görmedik ama üçgende açılarda böyle sorular çıkabiliyor arkadaşlar. E, o yüzden bu en azından 90'ın karşısı 2K iken 30'un karşısının K olduğunu bu sorudan sonra da öğrenmiş olun arkadaşım. Evet 6. sorunun cevabı böylelikle X açısı soruluyor bize. Balıkesir çıktı arkadaşlar. Geldik 7'ye. Şekildeki makasın tutamaç kolları ve kesme kollarının yüzeyleri doğrusaldır. Evet. Yüzeyleri doğrusal. Eyvallah. Sonra makas kapalıyken tutamaç kolun arasındaki açı 20 derece. Sen bunu böyle kapattığın zaman bu 20 derece oluyormuş. Tam kapalıyken 20 derece. Bak böyle. Ben bunu 70 derece açtığımda burası tam kapalı ya. Bak şimdi dikkat. Ben bunu 70 derece açtığım zaman o zaman burada kaç ne oluyor arkadaşlar? 70 derece mi oluyor? Hayır. Önceden 20 derece vardı. O zaman bunun açık hali ne olacak arkadaşlar? 70, 20 derecesi buradaysa buraya 50 derece kaldı değil mi? Evet. Aa hocam 70 burası. O zaman burası 110. Hocam burası da 70. O zaman burası 110 dediniz. Değil mi? Kesin böyle dediniz. O yüzden geldiniz buraya. Arkadaşım o zaman ben şunu diyeyim. Hocam burası 50 iken o zaman burası 130. Değil mi? 50 iken burası da 130. E 100'ü mü alacağız? 130'u mu alacağız? 130 alacağız? Yok. Bildiğim bir şey var benim. Bildiğim bir şey ne? Z açısının 50. Buradaki açının 70 olduğunu biliyorum. Sen bu açıyla bu açının toplamını 180 diyemezsin ki. Burada da bir açı bir kalınlık var değil mi? O zaman ne, ne diyeceğiz hocam? Ben şunu söyleyebilirim. Şunun hepsi kaç derece arkadaşlar? 360 derece. Şu açıyı biliyorum. Şu açıyı biliyorum. En azından x artı y'yi bulabilirim ben. Yani x artı y artı 70 artı 50'nin ne olduğunu bir söyleyebiliriz. 360. Bak gördünüz mü? Tam açıyla ilgili yapamayacağınız bir soru gelmiş. Yani basit bir özellikten zorlayıcı bir soru. Zorlayıcı değil de hani e, düşünseniz aslında çıkacak bir soru. Zaten soruda da x artı y eksi z isteniyor bizden. E şuraya baktığımız zaman 70 50 daha 120. 360'tan çıkartırsak x artı y'yi kaç buluruz? 240 buluruz. E o zaman olay bitti. x artı y eksi z isteniyor bizden. x artı y nedir arkadaşlar? x artı y 240. Yani 240 eksi Z nedir arkadaşım? Z de zaten 50 derece diye bulmuştuk. Eksi 50 isteniyor bizden. O zaman bu 240'tan 50'yi çıkartınca cevap kaç oluyor arkadaşlar? 190 oluyor. Evet güzel bir soru. Kaçıncı soru arkadaşlar? 7. sorun cevabı böylelikle Cehan çıktı. Ve geldik 8. soruya. Ne demiş burada? Şimdi 8. soruda arkadaşım. AB, B, C ve CD. Şekil çok karışık olunca ben böyle tırtıklıyorum arkadaşım. Şu AB, BC şurası ve CD. CD şurası eşit verilmiş. Hani böyle çift çizgi çift çizgi çift çizgi koyunca nerede eşitlik olduğunu bazen kaçırıyorum. O yüzden tırtıklıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. O e hocam ne var burada? Hocam bu bir ikizkenar üçgense hemen x artı 10'sa burada kaç x artı 10 yazabiliriz. E sonra ne yapacağız hocam? A 60 var. 60 özel bir açı. Bak dikkat. 60 ve şurada da eşitlik varsa bir ek çizim yöntemlerinden biri daha diyebiliriz aslında. Böyle 60 ve ikiz kenarlık gördüğünüz zaman hemen eşkenar yapın. Şunu çizin arkadaşlar. Niye? Tepe açısı 60 Normal bir ikiz kenar görsek, burası 50 görsek 50, 65, 65 bu ikiz kenarı böyle oluşturmayız. Onu söyleyeyim. Ama tepe açısı 60 olduğundan ve şurada da alakasız yer değişiklik var. İlk çizim yapacağımız belli. Tepe açısı 60 bir ikiz kenar gördüğünüz zaman hemen o ikiz kenarı böyle çizin, oluşturun. Çünkü bu üçgen eşkenar üçgen oluyor. Tepe açısı 60 ise 180'den 60 çıkartın 120. 2'ye böl 60 60 oldu. E hocam eşkenar çıktı ama eşkenar çıktı demeyle kalma. Eşkenarının yapılamamasının en büyük sebebi eşkenar çıktı diyorsunuz. Açıları yazıyorsunuz ama kenar eşitliğini göstermiyorsunuz. Bak burayı da tırtıklayayım o zaman. Burası eşkenar oldu. Eşit eşitken burası da eşit oldu. A önceden alakası olan yerdeki eşitlik şimdi burada yan yana geldi. Bak bunlar eşit oldu. Burada bir ikizkenar çıktı. Yani 10'sa burada kaçtı 10'dur. E o zaman arkadaşım 2 iç açı 1 dış açıdır. Burası 70 yapar. Hocam şurada da 2 iç açı 1 dış açı. Yani x artı x artı 10 da 70 olacağından. 2x eşittir 60 olacağından. x de buradan kaç derece buluruz? 30 derece buluruz arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı. Evet böylelikle 8. testi bitirdik. Yani üniversiteliğin testlerinden birincisini bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 9. testte 1. bölüm 9. testte Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.